Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu aramızda dolaşırmış, bakarmış. İşte Fethullah Efendi buyuruyorlar ya efendim, bir evlenmeyi aklından geçirmiş, bekarlık canına tak etmiş, davaya hizmet için evlenmeyeceğim demiş. Fakat zor, bir insanın yalnız yaşaması, eşsiz yaşaması her açıdan zor. Bir taraftan yemek, bir taraftan çamaşır, bir taraftan bulaşık, bir taraftan ütü, bir taraftan dava, tabii asıl o. Aklından geçirmiş ki, küçük dünyasında, minicik dünyasında, o hatıratında anlatıyor, Zaman gazetesinin arkasında yayınladılar ya bir süre. Yahu evlensem daha mı iyi olurdu, yani davama hizmet açısından daha mı iyi olurdu diye aklından geçiresi gelmiş. Hemen sen misin Vakvak kardeşlerinden birine ertesi gün, yani o gece rüyasına girmiş, hemen adam ertesi gün gelmiş. Bak demiş, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyamda gördüm Fethullah. Git ona de dedi. Ne dedi? Sakın evlenmesin. Evlenirse ölür, ben de onun cenazesine gelmem buyurdu. Yani Peygamber'in işi gücü yok, onun bunu cenazesine imamlık yapıyor, alt üst dağıtıyor herhalde, bir şeyler yapıyor. Yazdı mı? Ya neresi efendim? Gazetede yazdı mı aynı? Tabii tabii aynı, satır. Şimdi son kasetinde de şey var abi, Resulullah onun derslerine katılıyormuş. Katılır canım, bundan öğreniyordur dini. Eksik kalan ekmel tülekum dinikum olmamış İslam'ı, bu ekmel tülekum ediyordur. Bunlar öğreniyordur. Bu alçaklardan. Pes. Pes yani. Muş'tan daha belalı bir heriflerden.